Bay Emlakçı programımız yayın saatleri bundan sonra size en uygun saatleri alın. Bu büyük bir müjde. Yeni yayın sezonunda size verebileceğimiz en büyük müjde birincisi bu. Bundan sonra bizi dinleyebilmek, biz sizinle beraber olabilmek için gecenin geç saatlerine kadar saat gece 9.30'dan kış mevsimi gece 9.30'dan akşam gecenin bir yarısı saat 11.30'a kadar biz buradayız. Biz sizin emrinizdeyiz. Sizin sorunlarınızı bu oralardan dile getirmeye çalışacağız. Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin sesi olmaya devam ediyor. Koronalı günlerin böyle vukuatsız geçen, sessiz geçen, aha bitti tatile giriyoruz dedikleri dakikada duyduğumuz bir haber, duyulan, yayılan bir haber üzerine haber müdürümüz sevgili Zeki Şahin Bey işi gücü bıraktı. O günden bugüne kadar her hafta defalarca program üzerine program, misafir üzerine misafir Avrupalı Türklerin sorunlarına çare bulabilmek için dedik ya program üzerine program yapıyor. Biraz önce biz de kendi arkadaşlarımızla bunun üzerine konuştuk. Dedik ki ya iyi ki biz iyi taraftayız. Onun için bunu böyle destekliyoruz. Rahat yatağa yatıp orada yine rahatça kalkabiliyoruz. Neden? Çünkü o bir haber var ya, o haber neydi? İşte bir bilgi paylaşım meselesiydi. Ufacık bir haberdi. Ama o ufacık haberin arkasında neler olabileceğini sevgili haber müdürümüz Zeki Şahin Bey günün konusu haline getirdi. Bütün Avrupa'daki yaşayan, Almanya'daki yaşayan, özellikle Almanya'daki yaşayan insanlarımızı bu konuda uyandıracak kadar sallamaya başladı. Ne kadar salladı, ne kadar uyandırdı, devleti ne kadar uyardı, ne kadar uyandırdı. Evet, öyle bir deprem oluyor ki biz bu depremi deprem olurken değil, deprem bittikten sonra fark edeceğiz. Yani ne kadar zayiatımızın olduğunu bilmemiz dolayısıyla mümkün değil. Ancak o zaman öleceğiz. Biz bugün zayiatlarımızdan konuşmayacağız. Biz bugün Skype ile 3 ayrı bağlantı kuracağız. Stüdyodaki sevgili arkadaşım Şener Kaya Bey ile beraber sizlerin huzurunda olacağız. Biz sizin para kazanacağınız yerleri konuşacağız. Para kazanırken dikkat etmeniz gereken noktaları konuşacağız. Ve sizi bekleyen kanun değişiklikleri var. Emlak piyasasında son 3, 4, 5, 6 aydan beri hatta 9 aydan beri birikmiş, bir seneden beri birikmiş. Bugün yarın eli kulağında devreye girecek kanunlar var. Birçokları konuşulmuş olabilir ama bazılarını tekrar bizim size hatırlatmamız gerekecek. Bunları bu programın içerisinde ara bölümlere yerleştire sizinle konuşacağız, size göstereceğiz. Ama bütün bunların evvelinde bir İstanbul bağlantımız olacak Skype ile. Sevgili Müjdat Güler Bey ile bir söyleşi yapacağız. Birinci bölüm onunla geçecek. İkinci bölümde sosyal danışman olan, psikolog olan ama aynı zamanda emlakçılığın da ta kökünde, dibinde yer alan çok değerli bir Haluk Kaya Beyefendi arkadaşımız var. Onunla birlikte sizin dikkat etmeniz gereken, günlük hayatınızda dikkat etmeniz gereken, polisteki ikamet kayıtlarına varıncaya kadar ufacık noktalara nasıl riayet etmeniz gerekiyor onları konuşacağız. Üçüncü bölümde Rubil Bey'le birlikte bir uzun söyleşimiz olacak. Neyle ilgili? Efendim Rubil Bey kendisini bu program için çok iyi bir şekilde hazırladı. O saate kadar bekleyeceğiz. Efendim bizim programımızın Müjdat Bey'le olan ilgili bölümünü başlamadan evvel hemen sevgili Şener Kaya Bey'e hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ettim. Yeni yayın dönemi diyelim bunu. Yeni yayın dönemi. Saatimiz inşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Tabii ki Kanal Avrupa ailesine katılmak bir nevi ayrıcalıktır Avrupa'da. Zeki Bey'i de son günlerdeki çalışmalardan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii ki Ali Paşa'yı da unutmamak lazım. Bütün teknik çünkü buradaki teknik rejizden tut, kameraman, arkadaki emekçi arkadaşlarımıza da gerçekten kutlamak gerekiyor.
diğer televizyonlarda maalesef bunlara değinemiyorlar. Neden değinemiyorlarsa onu artık kendilerine sormamız gerekiyor. Evet. Sorabilirsek, bir sorarız da onlar nasıl cevap verir onu bilmiyorum yani. Evet. Biz madem Avrupa'da yaşıyorsak bizi ilgilendiren bütün konulara değinmemiz gerekiyor. Evet. Yani eğer o konuya biz değiniyorsak, o bize dokunuyorsa biz kenar çekilmememiz lazım. Yani ön plana bizim çıkmamız gerekiyor. Biz ilk önce iğneyi kendimize batırmamız lazım. Bu bilgi paylaşımından tutun da emekliye kadar. Yani paralı emeklilik dediğimiz bunlar. İnşallah burada yaşayan, Avrupa'da yaşayan bütün milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olur inşallah diyorum. Çünkü olması gerekeni biz konuşuyoruz. Evet. Biz herhangi bir kur sıkı yapmıyoruz. Var olan belgeleri önümüze koyuyoruz. Biz bu bölümde ama onları konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Biz ama şimdi birinci bölümde Müjdat Bey'le konuşacağız. Müjdat Bey'le konuşacağız. Emlak konuşacağız. Müjdat Bey'le sadece emlak konuşacağız. Müjdat Bey bize Türkiye'deki emlakla ilgili gelişmeleri anlatacak. Ondan sonra hangi alanlarda, hangi şeyler konusunda neler geliştirdiğini, onun zihninde neler canlandırdığını, Avrupa'ya neleri taşımak istediğini, öyle ya, onun başında böyle şeyler uyandığı zaman arkasından onu fiilata geçiren insanlardan bir tanesi Müjdat Bey. Dolayısıyla bu bölüm, birinci bölüm, Müjdat Bey'in emlak konusundaki halkımıza vereceği güzel sinyalleri algılamaya ve bu sinyallerin ışığı altında halkımızın kendisiyle ilgili emlak geleceğini görmelerini sağlayacak. Aslında şöyle bir şey hemen aklıma geldi. Bu şöyle bir şey. Müjdat Bey emlak konusunda bize ismine de layık bir şekilde müjde veriyor. Müjde veriyor, evet. Aslında biz Türkiye Cumhuriyeti'nde bir son zamanda bir espri vardır. Evet. Müjde Bakanlığı'nın başına biz Müjdat Bey'i geçirebiliriz. Müjde Bakanlığı. Müjdat, çünkü böyle bir şey yani. Müjde Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Müjde Bakanlığı olarak. Evet. Bu bir tabii espri olasın ama gerçek söylüyorum emlak konusunda Müjdat Bey çok güzel tespitleri var. Tabii ki duayen bir emlakçı. Duayen bir. Onun için doğru tespitlerini doğru yerde, doğru evet. zamanda şey yapıyor. Tabii ki pandemi sürecinde neler yapıldı, artıların, eksilerin Türkiye'deki emlak sektörünü bunu detaylı bir şekilde inşallah anlatacak bize. Bizi ekran başında evet. muhakkak izlemeye devam edin. Biz Müjdat Bey'i beklerken, bağlantının kurulmasını beklerken Avrupa'da, Almanya'da emlak piyasasında neler oldu, neler değişti, bundan sonra neler olacağını böyle hafiften bir rüzgarını sizlere iletmeye çalışalım. Grundsteuer Reform denilen bir olay var. Grundsteuer yani senelik ödenen emlak vergisiyle ilgili bir reform. Bu geçtiğimiz yıllarda 2019-2020 yıllarında karara bağlandı. 2024 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Ama 2024 yılında yürürlüğe gireceğine rağmen eyaletlerin, tabii Almanya genelinde bir Bundesgesetz var. Ondan sonra da eyaletlerin bu kanunları alıp kendilerine uygun hale getirmeleri gerekiyor. Yani bütün Almanya'da aynı kanunun olacağını beklemeyeceksiniz. Farklı kanunlar uygulamaya girecek. Bayern'deki kanunla Hamburg'daki kanunun aynı olması bir tesadüf olabilir. Orada bile bir farklılıklar olabilecek. Yani anlatımlarda, dairelerde, tariflerde falan farklılıklar olacak. Biz neler diyelim buna? 2019 yılından itibaren değişeceği belli olan bu kanunda ilk önce bir Bundesgesetz var. Bu Bundesgesetz'i bazı eyaletler olduğu gibi alıp uygulayacaklar. Ama onun haricinde de hazırlanmış 1, 2, 3 ayrı emlak vergisi kanunu mevcut. Eyaletler kendileri için bu üç ayrı modelden bir tanesini ne olarak alacaklar? Kanun olarak alıp bu kanunu kendilerine uyarlı hale getirecekler. Aradaki farklar neler? Bir tanesinin adı Bodendert model. Yani buradaki amaç emlak değerinin hesaplanmasını, emlak vergisinin yüksekliğini
hesaplamak için adına Bodenwert, yani arsanın değeri üzerinden yapılan model diye bir isim veriliyor. İkincisinde Kostenwert model, yani binanın, arsanın üzerine yapılan binanın maliyeti, arsanın maliyetiyle ilgili yapılan bir takım hesaplamalardan dolayı emlak değerinin hesaplanması ve bundan da emlak değerinden de tekrar verginin nasıl hesaplanacağının modeli hazırlanmış. İkinci model bu. Bir de üçüncü model var. Üçüncü modelde de adı Flächen model. Burada sadece Fläche alan demek. Arazinin alanı demek. Bu arazinin alanına uygun olarak değerinin ne kadar olduğunun hesaplanması yapılacak ve eyaletler kendileri için en adaletli olduğuna inandıkları bu kanunlardan bir tanesini kabul ederek uygulamaya koyacaklar. En geç tarih 2024 yılı. Bu arada bizim canlı yayın bağlantımız, Skype'a bağlantımız sağlandı efendim. Biz sevgili Müjdat Bey ile beraber şimdi sizlere Türkiye'nin emlak konusundaki gelişmelerinden konuşacağız. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey, merhabalar. Merhabalar üstadım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür, çok şükür. Ne koronamız var ne hastalığımız var. Çok iyiyiz elhamdülillah. Çok iyiyiz. Bir altı ay korona geldi, yaşandı. Bütün hayat durdu. Sonra yavaş yavaş tekrar hayata geri döndük. Şimdi yayın hayatına da yeniden yaz sezonundan sonra, tatil döneminden sonra başlıyoruz. Halkımız Türkiye'ye geldiler. Türkiye'ye rağbet ettiler. Emlak piyasasında siz bunun canlılığını ve etkilerini nasıl algıladınız? O konuda bize intibalarınızı söyler misiniz üstadım? Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye gayrimenkul piyasası çok hızlı oldu. Evet. Şöyle, önce 190 bin, sonra 234 bin, bu ayda Ağustos ayında 70 bin ile kapattık. Tabii bunların ne kadar Alman ya da göçmenlerin arkadaşlarımız tarafından alındığı bilinmemekle birlikte bayağı büyük bir ciro oldu. Hı hı. Haziran, ve Ağustos aylarında. Şu anda 1 milyon rakamı geçmiş vaziyetteyiz. Şu anda 1 milyonu geçmiş vaziyetteyiz. Bu evet. Bütün bir yıl için mi söylüyorsunuz? Ağustos'tan itibariyle, Ocak-Ağustos'tan itibariyle evet. 1 milyonu geçmiş vaziyetteyiz. Evet. Normal olan sayı neydi eski yıllara bakarak? Eski yıllara bir kere pandemide 50 bine düştü, 30 bine düştü, 40 bine düştü. Evet. Türkiye hiçbir zaman için 190 bin, 234 bin rakamlarını görmedi. Böyle bir rakam bizim Türkiye'de hiç yaşanmadı. Evet. Normalde biz bu sene bu rakamları hiç çekmeyeceğini tahmin etmiyorduk. Evet. Bunun sebebi de 3 tane şey yaptı. 1- peşinatları azalttı. 2- faizleri indirdi. 3- vadeleri 180 aya çıkarttı. 2 yıl ödemesi süre koydu birinci ellerde. İkinci ellerde de 1 yıl ödemesi süre kondu. Ve bugün piyasalara büyük getirdi. Yani Haziran'da alan adam şu anda çok karlı. Haziran'da alan şu anda çok karlı. Çünkü faizler hemen hemen %30, %40 arttı. Yeniden yükseldi yani faizler. O gün faizler yükseldi. O gün 7'lere 8'lere düşmüş olan faiz şimdi tekrar... Evet, 0.64'e olan düş şu anda 1.10-1.12 ortalamalarında. Evet. Ama şeyler var yani, daha hala talep gittikçe devam ediyor, artıyor. Satış hala devam ediyor. O şekilde mi görelim? Evet, 170 bin oldu Ağustos ayında. Evet. Bunun sebebi insanlar ekonomiye güvenmedikçe gayrimenkul almaya yöneliyorlar. Evet. Dövize yöneliyorlar. Evet. Altına yöneliyorlar. Evet. Bu bütün dünyadaki şu andaki durum hemen hemen aynı. Bu bütün dünya için mi söylüyorsunuz? Yani Amerika'da dahil mi bu? Evet, dahil. Siz Amerika, Türkiye ve diğer uluslararası alanda emlakçılık yapıyorsunuz. Dolayısıyla
Amerika'nın Amerika'da da böyle indirimler var mı? Var. Yani, Amerika normal faizler biz 8.25'leri bile gördük yıllık. Şu anda 2.80 faizler. Amerika tarihinde 100 yılda 2.80 olmamış. Düşük yani şu anda. Amerika. Çok düşük ama çok. Ona rağmen gayrimenkulün fiyatları da düşüyor. Örneğin hiç düşmez denen New York'ta fiyatlar %18 düştü. Bunu neye bağlıyorsunuz? İnsanlar tedirgin, insanlar önünü göremiyor. Önünü göremedikçe bütün iş yerleri kapalı. 113 yıllık firmalar iflas ediyor. Ve şu anda Amerika ekonomisi %37 küçüldü. Bu küçülmenin getirdiği sorunlarla insanlar tedirgin. Evet. Tedirgin oldukça da Amerika'da evet. Trump'ın döneminde işsizlik %3.25'e hiç artmıyordu. 3.5. Şu anda %18.9. Pandemide bir ara %47'leri buldu. İşsizlik %47'leri buldu. Buldu. Şu anda normal %18.9. Evet. Çok büyük bir kriz atlatmışız. Yani Amerikalı vatandaşlar için çok üzüldüm. Gerçekten %47 korkunç bir şey. Daha da bitmiş değil. Her iki kişiden birisi. Bu şunu beraberinde getirecek mi? Yani bugün yatırımcılar için gidin Amerika'dan gayrimenkul alın diyecek misiniz? Var mı böyle bir şey? Var. Ama Amerika'da ekspertiz değerinin %30, %46 altında kimse bir gayrimenkul almasın. Çünkü fiyatlarda düşmüşler var. Kar edebilmek için ancak ekspertiz değerinin %30-40 altında gayrimenkul bulduklarında alsınlar. Yoksa değerine gayrimenkul almasınlar. Evet. Sizin elinizde Amerika'da böyle gayrimenkul teklifleriniz var mı? Sunuyor musunuz? Tabii sunuyoruz. Bu sadece bizim elimize mahsus bir şey değil. Piyasada artık %30 altına sunan çok kişi var. Evet. Yani biz şimdi şu anda şöyle göreceğiz bu olayı. Amerika'dan gayrimenkul şirketleri geliyorlar, Almanya'dan konut almaya uğraşıyorlardı. Şimdi bunun artık geriye doğru döndüğünü ve onların Amerika'ya doğru geri çekildiklerini de söyleyebilir miyiz? Hayır. Yani Almanya piyasasını felaklatmayacaklar. Almanya piyasası son 4-5 yıldan beri şöyle bir olay vardır. Almanya piyasası en stabil, en güvenli, en fiyatı yüksek yukarı giden bir pazardır. Amerikalıların daha henüz emlakçıları, 1-2 emlakçı oraya girdi. Evet. Onun haricindekiler girmedi. Emlakçılar Almanya'yı satmada pek o kadar usta değiller. Belediyeler usta. Hamburg Belediyesi, Münih Belediyesi, Berlin Belediyesi. Dresden. Her sene fuarlarında geliyorlar. Evet. Şehirleri çok güzel anlatıyorlar. Evet. Şu anda Almanya insanları çok mutlu etti. Özellikle Berlin, Frankfurt, Hamburg, Amerikalıları. Hala Almanlar Amerika'yı, Almanlar kendi memleketlerini Amerika'ya tanıtmada özellikle Alman emlakçılar bayağı geride kalmış vaziyetteler. Amerikalı emlakçılar bunu gördü ve kendileri bu işi yapmaya başladı. Hı hı. Şu anda biz Amerikalılara Almanya'yı gene kendi bildiğimiz yöntemlerle yapıyoruz. Çünkü Almanya'daki emlakçılar global değil. Bu konuda pek iyi değiller. Birkaç tane fuarlara gidin. Almanya'yı satan 2-3 tane emlakçı vardır. Oralarda standları bile yoktur. Almanya bu konuda çok burnu yukarıda, çok evet. Havalara girmiş. Nasıl da Almanya satılır havasında. Evet. Bu çok yanlış. Çünkü Almanya son derece güvenilir bir pazar. Sistem son derece şey. Bir de Almanya'da yenileme sanayi çok müsait. Evet. Bu pandemi sonrasında, sene başından sonra Almanya zaten yabancıya gayrimenkul konusunda hiçbir şey yapma beraber Avrupa'nın ilk onun beşi Alman şehirleri.
Yani Almanya o kadar güvenilir ki, batarya uygun, kira gelirleri uygun. Almanya dünyada bence yatırım yapılabilecek yabancıların en güzel yerlerinden bir tanesi. Evet. Siz Türkiye'den baktığınız zaman hem Almanya'daki bağlantılarınız açısından bunu söylüyorsunuz, hem Amerikalıları Almanya'ya geldikleri zaman da burada onlara mal veriyorsunuz, hem evet, Türkiye'den buraya mal veriyorsunuz. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızda şöyle söyleyeyim, Amerikalılar gayrimenkul sadece gayrimenkul diye almıyor. Bunun getirisini hesap ediyor, bunun vergisini, bunun aylık giderlerini, bunları tamamen hesap ederek alıyor. Gayrimenkule bakıp ay bu güzel mi değil mi? O yüzden hatta 180 ile 250 bin aralığındaki mallar şu anda daha çok gidiyor Berlin'de. 47 ile 75 metrekare arasındaki yerler daha çabuk, daha kolay ve pratik satılıyor. Evet. Peki Türkiye'den buraya talep nasıl efendim şu an? Valla Türkiye'den oraya çok talep var da buradan oraya çok talep var. Fakat pandemide uçamamak, gidememek bu şeylerde bayağı bir duraklama yaptı. Ama evet, mesela bizim, size ben bir rakam söyleyeyim. Türk pazarı ile ilgili söyleyeyim. Türk pazarı Mayıs'ta 50 bin adet gayrimenkul satıldı. Bu Haziran'a geldi mi 190 bin oldu. Bunun %400 arttırılması, sıkıştırılmış talep. İnsanlar evlerinde oturtuldu. Şu anda insanların gayrimenkul taleplerindeki modelleri değişti. İnsanlar balkonlu, bahçeli, rahat, ferah ve pandemi riski olmayan evler peşinde koşuyorlar. Bu kadar çok satış olmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu. Bir de insanlar dünya riske girdikçe gayrimenkul yatırımlarını daha güvenceli görüyorlar ve daha emniyetli görüyorlar. Bu Almanya'ya uçuşlar başladığı zaman sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından çok büyük bir gayrimenkul talebiyle karşı karşıya kalabilecek Almanya. Mesela bunun altyapısını, hazırlığını yapmakta. Evet. Bir şifre söylediniz şimdi. Dediniz ki pandemi riski olmayan, yani sen bu evi alırsan korona yakalamaz seni falan, böyle bir şey duydum ben bundan. Siz hayır, şu açıdan değil, yani ferah evler, bahçeli evler, bunlar daha az riskli, balkonlu evler. O bakımdan insanlar buraya doğru gidiyor, çiftlik evleri, hobi evli, mini house'lara gidiyor insanlar. Böyle toplu yaşamlardan ziyade bu çeşit evleri daha çok tercih etmeye başladılar. Biz eskiden müstakil ev diye konuşuyorduk, villa diyorduk. Artık yani bunları konuşmuyoruz da bunların yerine farklı tarifler yapıyoruz. Balkonlu ev, çiftlik evleri, hobi evleri, bir iki şeyler daha söylediniz ama onlar... Tiny house, küçük evler. Yani insanlar artık böyle çok büyük metrekarelere gitmek yerine evlerini sabit tutup şehrin biraz dışında tiny house'lar yaptırmaya başladılar. Bunlar 50 evet, metrekare, 75'ten 85 hatta 90 metrekareye kadar evet, opsiyonel evler yapılmaya başlandı. Dünyada buraya gidecek gibi. Şimdi şu jönel evler dediniz değil mi? Efendim? Jönel evler dediniz. Ben bu terimi ilk defa duydum. Tiny house. Tiny house tamam. Tiny house tamam. Evet. Tiny house tamam. Evet. Bir de çeni falan bir şey geldi kulağıma ama tam... Hayır yok. Tiny tamam, house, çiftlik evi, hobi evi. Tamam. Tiny house, dört tane, üç tane sayıyorum. Çiftlik evleri, hobi evleri, tiny house. Bunlar çok aranan evet, evler hale geldi. Bunlar bu hale geldiler evet. Peki balkonlu evet, evler dediğiniz zaman bunlar apartmanlarda balkon olan evler anlamına, daireler anlamına geliyor. Tabii insanlar daha ziyade ev şeylerin, gayrimenkullerin bahçe katlarını almaya başladılar. Balkon değil de bahçe katı. Bahçe katı, bahçe dublekslerine çok talep var. Bir de bizim mesela Türkiye için daha ziyade Kemerburgaz, Göktürk, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Silivri, Selimpaşa, buralara doğru bir akım başladı. Sakarya, Sapanca. Sapanca. Böyle bir yeşilliğe doğru
doğru bir gidiş var. Evleri aynı zamanda şey gibi yapıyorlar. Çalışmayı da evle beraber götürüyorlar. Yani home office dediğimiz olayı insanlar yavaş yavaş buraya bir %10-15 kayma oldu. 85 kaymaz ama %15 insan evet. Evlerini artık house evlerden götürecekler. Evet. Dolayısıyla yaşama şekli bir anlamda Türkiye'de de değişmiş oldu. O eski böyle. Yani işte küçücük daireler bilmem yüksek çok katlı binalar falan bunlar artık o kadar rağbet görmeyecekler bundan sonraki gelecekte. Evet. Bu anlamda bunlar görmeyecek. Bunlar bu kadar rağbet görmeyecek. Dolayısıyla çiftlik evleri, hobi evleri ve tiny house'lar halkımızın tercihleri arasına girecekler. Artık biz de giriyoruz. Girdi. Artık tamam. Evet. Bundan sonra bunlarla yaşamak zorundayız. Çalışmalarını da artık home office'ten itibaren yapacaklar. Evet. Bu dünyanın her yerinde aynısı olmaya başladı. Evet. Ama bu demek değil ki insanların büyük kesimi buna gidecek. %15-20 bu hayatı gider. %80 evet. Pandemi sonrası gene aynı yaşar. Aynı hayata mı dönerler yoksa biraz daha onların hayatında da başka bir disiplin, başka bir nizam devreye girer mi diyor? Girecek tabii. Girecek zaten tabii. Evet. Covid bir mikrop bütün dünyayı terbiye etti. Bütün yani insanlar artık öyle sadece hırslar peşinde değil, hayatın kıymetini evet. biliyor, yaşamanın kıymetini biliyor, sağlığın kıymetini biliyor. Elinde çok büyük bir değer olmadığını farkına vardı insanlar. Evet. Avrupa, Almanya, Türkiye arasındaki ilişkilerde emlak konusunda ne gibi bir gelişme, emlak konusunda veya işbirliği konusunda, iş piyasası konusunda nasıl bir gelişme, nasıl bir değişiklik, nasıl bir ilerleme bekliyorsunuz, nasıl bir projeksiyonunuz var, söyler misiniz? Vallahi Türkiye Avrupa Birliği'nden uzaklaştıkça Almanya yatırımlarını başka ülkelere kaydırıyor. Örneğin Volkswagen'i kaptırdı. Bu ileride daha da başka yatırımların da kaptırılmasına sebep olabilir. Hatta Almanya şu anda Portekiz'e perakende satıldı ve Portekiz'de ilişkilerini çok güçlendiriyor. Sırbistan'la güçlendiriyor, Macaristan'la güçlendiriyor, Hırvatistan'la güçlendiriyor. Ama Türkiye yani daha doğrusu bizim Türkiye'miz Avrupa Birliği'nden uzaklaştıkça doğal olarak Avrupa'daki sanayici, yatırımcı da bizden uzaklaşıyor. Şu anda Avrupa'da tek dostumuz, tek bizi güçlü bir şekilde koruyan Merkel var. Merkel ne olursa olsun bütün olaylarda şu anda iyi ki Merkel var diyorum. Tabii emlak piyasası her bakımdan çok cazip. Türkiye'de yatırımlar çok cazip. Evet. Türkiye'de her bakımdan private label cazip. Evet. Ama insanlar gazete haberlerinin dışında kalamıyor. Televizyonların dışında kalamıyor. Türkiye ile ilgili korkular var. Korkuları biz azaltmaktan ziyade biraz daha tırmandırmaya başladık. Biraz daha tırmandırmaya başladık. İnsanlar büyük projeleri son noktaya getirdik projelerde bile artık yabancı yatırımcı Türkiye'de dövizin devalüasyonundan korkuyor. Türkiye'de bir siyasi hareketler olur mu diyor. Çünkü Türkiye'de iki kelimeyi kaybettik. Siyasal istikrar ve güven. Bu bütün işleri etkiliyor. Tekrar bu iki kelimeyi yakalayabilirsek Almanya'yla da bütün dünyada ilişkilerimiz iyi olur. Ama bu iki kelimeden çok uzaklaştık. Ve devamlı uzaklaşmaya devam ediyoruz. Yani siz aslında bu şifreyi de söylerken çözümü de beraberinde veriyorsunuz ama atılacak adımlar galiba işte Akdeniz'de gaz bulduk. Karadeniz'de gaz bulduk. Bunlar mutlaka milli şeylerimiz, ilgilerimiz, doğru olan şeyler. Ama bir türlü bunu iyi bir şekilde dile mi getiremedik? Hatta iyi kelimeler mi kullanamadık, yerinde mi kullanamadık kelimeleri? Halkımızın tansiyonu acaba bunun için mi yükseliyor? Ve hatta
Halkımızın tansiyonu böyle yükseltilmeli mi? Piyasa, yani şey piyasası, uluslararası ilişkiler bunun için gerilmeli mi? Bilmiyorum. Neden hep vazgeçen, vallahi, feragat eden biz olalım gibi benim bir... Benim görüşüm şu. Şimdi dünyada gaz fiyatları her gün ucuzluyor. Enerji bolluğu her gün artıyor. Türkiye yenilenebilir enerjide çok muazzam gelişmeler yapıyor. Türkiye bugün enerjisinin %90'ı dışarıdan ithal eden bir ülke. Tabii ki Türkiye gaz da bulacak, Türkiye petrol de bulacak, Türkiye yenilenebilir enerjilerde de ilerleyecek. Ama şu anda bunların böyle bir seçim dönemi olduğu için çok tribünlere oynanıyor. Yani biz bugün Karadeniz'de bulduğumuz gazın la övünmemiz lazım, sevinmemiz lazım ama bu bizim ekonomimize kısa vadede bir yararı olmaz. Bunu yabancı sermaye bulmadan, yabancı gaz piyasasındaki büyük oyuncularla anlaşmadan bunu bir çıkartamayız. İki, çıkartsak da satamayız. Üç, bu gaz ekonomik mi değil mi daha o bile belli değil. Artı, bu gaz var mı yok mu o da belli değil. Bir kere gaz başka şey, gazın bulunduğu mesafe başka şey. Bu oradan çıkartıldığı vakit ekonomik mi değil mi, bunlar ayrı hesap meselesi. Ama evet, içinde bulunduğumuz şartlarda şöyle bir şey var. Şu anda içeride bir seçim havası olduğu için halkı da galeyana getirmek için gaz bulduk. Tamam da bunun ne olduğu belli değil. Evet. Çıkar mı çıkmaz mı belli değil. Çıkarsa ekonomik olur mu olmaz mı belli değil. Ama bu gaz millete gazı vermek için ideal bir gaz oldu. Evet. Üstadım. Bu güzel bu güzel kelimelerle artık bugünü bağlayalım isterseniz. Bir dahaki programda sizinle beraber olmak ümidiyle katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, gazımız var, millet gazı yedi. Bu ilişkiler. Kendinize iyi bakın. Evet. Kendinize iyi gazı bulamasak da gazı verdik yani. Ben evet, teşekkür ediyorum. Biz buradan yani yeteri kadar faydalandık. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdilik kısa bir reklam arası yapıyoruz efendim. Müjdat Bey'in hemen arkasından onun verdiği güzel bilgilerin ışığı altında Avrupalı yatırımcıların yatırımlarını nereye yönlendireceklerini aşağı yukarı keşfedebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Türkiye'li yatırımcıların, Türk yatırımcılarının paralarını nereye taşıdıklarını da görüyorsunuz. Avrupalı Türkler paralarını nereye taşımalılar? O ayrı bir konu. Paralarını bir yere taşırlarsa ne olur? Bu da ayrı bir konu. Ama tabii ben bütün bunların değerlendirmesini değil de sorusunu ancak sorma durumundayım. Bu soruyu da Şener Bey'e soruyorum. Ne yapmalı bizim Türkler? Müjdat Bey'in değerlendirmelerini siz nasıl şimdi yorumlayacaksınız? Halkımıza ne vereceksiniz bunların arasında? Şimdi Abdullah Bey, Müjdat Bey ilk bölümde de söylediğimiz gibi bu işin piri. Piri. Yani bunu tartışmasız. Yani evet, belki tanıdığım emlakçıların bir numaradaki en öndeki yani. Deha yani. Evet. Bunu o şimdi Müjdat Bey'in arkasından konuşmak gerçekten zor. Yüzüne konuşsaydık daha da soru cevap olacaktı. Program belki ondan da biterdi. İşin gerçeğini evet, söylemek gerekiyorsa. Şöyle bir şey. Tabii ki Türkiye'den Müjdat Bey'in Almanya'yı görmesi, emlak sektörünün daha da güvenilir olması, biz Almanya'da yaşayan Türkler için, yabancılar için bulunmaz bir nimet. Hı hı. Tabii ki buradaki emlak fiyatlarıyla Türkiye'yi kıyasladığım zaman ne kadar Türkiye'den buraya emlak sektörüne yatırım gelir onu bilemem. Fakat şu bir gerçek ki
Almanya dünyada emlak sektöründe hiç kaybetmeyen ülkelerin başında geliyor. Hı hı. Yani bir nevi devlet güvencesiyle sağlanmış bir emlak sektörü. Bundan dolayı bütün yatırımlarını özellikle pandemiden önce Amerika'dan ciddi bir miktarda yatırım geldi buraya emlak sektörüne. Buraya tabii emlak piyasasına. Bu da emlak piyasasını ister istemez ne yapıyor? Evet. Canlı tutuyor. Evet. Bu bir hala gerçek. Canlı tutuyor. Evet. Çünkü arz talep meselesi dünyanın her tarafında. Fakat Almanya'da öyle bir sektör ki bu kaybettirmeyen sektörlerin başında geliyor. Hı hı. Hele hele bir pandemi sürecinde az önce Müjdat Bey'in dediği gibi ne diyordu? Hobi evleri. Yani insanın ayağının toprağa değmesi. Evet. En önemli şey bu. Yani Almanya'da... Yani pozitif enerji almasından bahsediyoruz artık. Muhakkak. Şöyle bir şey. Almanya'da zaten evler küçük. Hı. Yani biz Türkiye'yi kıyasladığımız zaman Türkiye'deki bir daire burada üç daire olur. Yani. Yani metrekare vurduğun zaman öyle şey yapar. Evet. Almanya'da ikliminden de kaynaklanan balkon kültürü yok. Yani evet. Küçük. Yani sadece bir açıp kapama gibi bir şey. Çünkü iklimden Fransız balkonları var. Yani, açtığın zaman hemen caddeye çıkıyorsun. Yani düşme ihtimali çok fazla. Düşme diye oraya bir korkulu koymuşlar, orada duruyorsun. Evet. Böyle bir kültür. Evet. Tabii ki ilk buraya gelenin biraz şaşırabiliyor bu konuda ama sonuç itibariyle buradaki kültüre, iklime uygun bir şey. Camlar biraz daha küçük. Ama burada şunu diyebiliriz. Almanya'da yatırım yapmak gerçekten emlak sektöründe karlı bir iş. Evet. İşin gerçeğini söylemek gerekiyorsa. Şu anda pandemiden dolayı da bir nevi biraz kredilerde daha uygun öncekilerine göre. Hükümetin, devletin, aletlerin, belediyelerin, statların destekleri kat be kat sürekli şey yapıyor. Tabii ki bunu bilir kişiye danışmak gerekiyor. Buradaki Bay Emlakçı'nın alt tarafta yazan VAP set numarasına ulaşıp bilinçli bir şekilde emlaklarını almaları gerekiyor. Biz hangi bölgeden emlak alabiliriz? Hangi köşeden? Evet. İşte 1920 yılındaki ev mi daha iyidir? 1970'te yapılan ev mi daha iyidir? Yani. Hangisi daha iyidir? Bunu bilirkişi raporlarıyla bunu ne yapabilir? Bize danışabilir. Biz de elimizden geldiği kadar bilgimiz dahilinde bunlara yardımcı olmaya çalışacağız Allah'ın yeni izniyle. Yeni bir emlakçı yetişiyor efendim. Yeni bir emlakçı yetişiyor. Yani dikkat edin yani. Evet. Hem siyaset var. Hem siyaset var. Hem şey var efendim. Şimdi biz kendimizi emlakçı olarak sizin yanınızda biz emlakçı olarak kendimizi görmüyoruz. Fakat biz çırağız daha. Böyle bir durumdayız. Onun için lütfen emlak alırken, daire alırken, ev alırken, herhangi bir yatırım yaparken kapital olarak almak istiyorsanız bunu muhakkak bilir kişiye danışmanız gerekiyor. Evet. Bilir kişiye danıştığınız zaman belki de örnek vereyim 200 bin euroluk bir evi belki de 150 bin euroya alabiliyorsunuz. Kısmet o da var ederse yani. Allah kısmet. Öyle olur. Yani muhakkak evet, yardımcı yani. Olunabilir. Böyle bir durumda. Bu arada bir bağlantıyı bekliyorduk. Bağlantımız gerçekleşmiş. Skype bağlantımız. Şimdi şu anda Frankfurt'a bağlandık. Haluk Bey merhaba. Nasılsınız Haluk Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Haluk Bey, şimdi ilk defa televizyonda biz beraberce halkımızın karşısına çıkıyoruz. Evet. Dolayısıyla kendinizi halkımıza kısaca tanıtır mısınız? Kendiniz kelimeler gibi. Evet. Ben sosyal hizmet uzmanıyım, pedagogum. Evet. Uzun yıllardan beri yabancılar danışmanlığı olarak görev yapıyorum. Şu anda da bağlı bulunduğumuz ilçede yabancılar meclisi başkanıyım. Evet. Evet. Şu anda bağlı olduğunuz ilçe dediğiniz yer... Frankfurt. Hofheim am Taunus. Frankfurt yakınlarında Hofheim am Taunus. Yani aslında biz sizi Frankfurtlu, Wiesbadenlı, Mainz'lı, evet. Darmstadt'lı, yani Rhein-Main gebietin orta göbeğinde bir yerde olduğunuzu söylersek herhalde herkes sizi daha olur. Ama zaten bilmiyorsunuz, zaten insanlar sizi vuruyorlar. Evet.
Uzaktan da geliyorlar size aslında yani. Evet. Fakat siz şu anda bütün bunların yanı sıra bir de ikinci bir şeyiniz daha var. Meşgaleniz daha var. O şey detayına temeline inmiyorum. Biz sizinle neleri konuşmalıyız? Almanya'da bir takım bir şeyler değişiyor. Türkiye'de bir şeyler değişiyor ama bunların temelinde işte ikametle ilgili, ondan sonra Geld ve Gesetz ile ilgili falan konular var. Ama ben sizinle hem biraz bunlara değinmek istiyorum. Bunların şeyini, içeriğini siz daha iyi gördüğünüz halkta bütün duyu organlarınızla onlardan bilgileri topladığınız, bildiğiniz için. Bir de tabii şimdi bütün bu alışverişlerin neticesinde bir çalışan nüfusumuz var. Bir Hartz-Fiye dediğimiz sosyal yardımlardan geçinen insanlarımız var. Bir değişiklikler, bir hareketlilikler var Türkiye-Almanya arasında. Bundan en çok kimler ve nasıl etkilenecekler? Şöyle kısaca Melde Gezes'ten başlayarak Almanya'da ikamet eden insanların dikkat etmeleri gereken neler var? Bunları bize söyler misiniz? Ben tabii uçuş yaptım. Topu siz önünüze bıraktım. Siz konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, bu soruları kısaca cevaplamaya çalışayım. Kısaca, evet. Almanya'da yaşayan herkes, yabancı olsun, Alman olsun, ikamet kanununa dahildir ve bağlı bulundukları belediyelerdeki ikamet dairelerine kayıtlarını yaptırmakla zorunludur. Biz buna Almanca'da Meldegesetz diyoruz. Yani bu bir zorunluluktur. Herhangi bir yere taşınıldığında en geç 2 hafta içerisinde bağlı bulunduğunuz yerdeki, dediğim gibi, belediyenin yetkili dairesine gidip kaydınızı yaptırmak zorundasınız. En fazla 2 hafta zamanınız var. Evet. 2 haftayı geciktirirseniz ne olur? 2 haftayı geciktirirsek federal ikamet kanununa göre 1000 euroya kadar para cezasına çarptırılabiliriz. Birincisi bu, yani attığın adım para. Yani arkam döndü para. Ama bütün bunların temelinde bir şey var. Bir emlakçıya gittiniz, dediniz ki ben bir ev arıyorum. İşte ama ben hiç orada oturmayacağım dediniz. Böyle bir şey olur da emlakçı böyle bir adama ev verirse bunun hukuki yaptırımı nedir? Var mı böyle bir şey? Şimdi bir vatandaşımız ev aldı. Evet. Bankayla anlaşmasını yaptı, noterle gerekçe bütün işlemleri yaptı, evi aldı. O evde oturmak zorunda değil, o evi kiraya da verebilir. İstediği gibi. Orada hiçbir sorun yok. Evet. Ancak kendi oturursa, biraz önce dediğimiz gibi 2 hafta içerisinde pasaportuyla veya Alman vatandaşı, Alman kimlik kartıyla, hı hı, bağlı bulunduğu belediyeye gidecek, diyecek ki ben işte falan adreste oturuyorum, ikamet kaydımı yaptırmak istiyorum diyecek ve, hı hı, bunu uygulayacak. Evet. Bazı insanlarımız şimdi Türkiye'ye gidiyorlar. Nasıl? İşte buradan emekli oluyor veyahut da buradan bir şekilde maaşa bağlanıyor. Daha sonra Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'ye yerleşmek üzere gidiyor ama Almanya'yla da bağını koparmıyor. Böyle bir durumda ne yapması lazım? Şimdi burada yabancılar yasası da işin içerisine giriyor. Emekli vatandaşlarımız ister mağlulen emekli olsun, ister yaşa dayanarak emekli olsun. Emekli olduktan sonra yabancılar yasasında bir madde var. Bu maddeye göre emekli olduklarını belirten bir yazıyla beraber yabancılar dairesine gidiyorlar ve yabancılar dairesinden bir belge alıyorlar. Evet. Bu belgeyle istedikleri kadar geldikleri ülkede veya diğer başka ülkelerde, yurt dışında yaşayabiliyorlar. Hiçbir sorun yok. Biliyorsunuz yabancılar yabancılar yasasına göre oturma izni alıyorlar. Herhangi bir yabancı yabancılar dairesinin izni olmadan 6 aydan fazla Almanya dışında yaşarsa oturma izni büyük bir ihtimalle iptal edilir. Bunu vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor. Giriş çıkış yaptık diye 6 ay Türkiye'de yaşıyor, 1-2 haftaya birkaç günlüğüne Almanya'ya geliyor, tekrar geri dönüyor. Yani bir giriş çıkış yaptım diye. Aslında yabancılar yasasında böyle bir madde yok.
Bunu yabancılar dairesi fark ettiği andan itibaren oturma izni iptal edilebilir. Kaç yıl Almanya'da yaşarsa yaşasın, bu çok önemli. Yani 183 gün, yani 6 ay burada yaşayacaksınız, 6 ay da Türkiye'de yaşayacaksınız. Yani bu 6 ay giriş çıkışı bu şekilde oluyor. Bunu iyi şey yapmak lazım. Evet. Burada demek ki Türkiye'ye giden bir insanın burada bu Meldepflicht'i, Zweite Wohnung olarak buraya böyle bir şey yapmak mı gerekiyor, yoksa buradan... Evet. Yani şimdi Almanya'da yaşayan bir insanın mutlaka ikamet kaydının, yani Anmeldung dediğimiz ikamet kaydının olması gerekiyor. Eğer bu ikamet kaydı olmaz ise oturma izni de tehlikeye giriyor. Anladım. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Mesela bazı vatandaşlarımız emekli oluyor. Diyelim ki Mehmet amca emekli oldu, 600 euro emekli maaşı bağlandı. Bu parayla burada yaşaması zor. Türkiye'de de biraz birikimi var. Türkiye'ye gidiyor. Evet. Ve burada herhangi bir camiye, derneğe veyahut da oğlunun, kızının evine kaydını yaptırıyor. Gidiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Yani burada resmi daireler o vatandaşımıza herhangi bir yazı gönderdiğinde o yazının eline geçmesi lazım. Eğer o gönderdiği mektup, resmi yazı eline geçmezse, tekrar gönderen makama, resmi daireye geri gönderilirse, o zaman yabancılar dairesine de bu bildiriliyor ki bu da oturma müsaadesinin iptali anlamına geliyor. Burada çok dikkat etmek lazım. Yani burada Zweitwohnsitz olarak bir Anmeldung da yapılmış olsa 6 ayı geçirmemeniz gerekiyor. Bir, ikincisi gelen mektupların mutlaka elinize geçirecek şekliyle bir yerde de kaydınızın olması lazım. Veya şu şekilde söyleyelim. Siz bir yeri kiraladıysanız aslında orada da ikamet etmeniz lazım bir şekilde. Evet. İkamet yani, etmediğiniz bir yere kayıt yapacak olursanız sorun yaşayabilirsiniz. Doğru mu? Evet. Yani bu da kişi başına 10 metrekare olması gerekiyor. Herhangi bir konutta 10 metrekare olursa ve şimdi 2015 yılında çıkan ikamet yasasına göre de ev sahibinin veya konut şirketinin size o evde oturduğunuza dair bir belge, yazılı belge vermesi gerekiyor. Yani eskiden 2015 yılından önce isteyen vatandaş istediği yere ikamet kaydını yaptırabiliyordu. Şimdi bu yasa değişti. Evet. Yasa değişti. Bu yasa değiştikten sonra bir kişi herhangi biriyle ikamet kaydını yaptırmak isterse ev sahibinden belge alacak. Yani ev sahibi sorumluluğa giriyor. Herhangi bir kişi eğer bir vatandaşa bir belge veriyor, bu şahıs burada oturuyor diye, ki o şahıs gerçekten de orada oturmuyorsa cezai yükümlülüğe giriyor. Bunun yaptırımı 60 bin euroya kadar da gidebiliyor. Yani bu yasaklandı, resmen yasaklandı. Onun için çok dikkat etmek lazım. Ev sahibi olanlar hatır gönül için herhangi bir arkadaşını, komşusunu, hemşerisini ikamet kaydını yaptırmasında faydalı olur. Ve eğer o şahsın da orada oturmadığı resmi makamlar tarafından tescil edilirse burada büyük sorun çıkar. Ben de bunu bilmek istiyordum efendim. Peki bunun o zaman bu kelimeleri biraz daha açarak devam etmek istiyorum. Şöyle devam etmek istiyorum. Yani bir komisyoncuya geldi, gitti, bir dedi ki ben Türkiye'ye gideceğim ama burada da bir yerde kayıtlı gibi görüneyim. İşte 50 veririm, 100 veririm, 200 veririm, sana da işte arada işte şöyle bir komisyon veririm demiş olsa, komisyoncu böyle bir adama komisyonculuk emlakçılık hizmetini vermesi bile o zaman sakıncalıdır diye düşünüyorum. Çok doğru mu? Evet. O bile kanuna aykırı bir işlem yaptığı için, emlakçılık hukukuna aykırı bir işlem yaptığı için veya Melde gezerse, Meldepflicht'e aykırı bir işlem yaptığı için, aracılık yaptığı için onun da uğrayacağı bir ceza olabilir o zaman. Evet, aynen öyle. Aynen. Ki emlakçının da böyle bir yetkisi de yok zaten. Yani emlakçının böyle bir Anmeldung yaptırma, böyle bir olmayan bir adama böyle bir yeri göstermesi gibi bir şey olursa onun da ağzının payını alacağını oradan ilan edebiliyoruz rahatlıkla. Güzel. Çok iyi. Evet. Ben beğendim bunu. Şimdi tabii
bir beşainigunk, yani bir tasdikname verilecek. Ev sahibi bir tasdikname verecek. Agentüme beşainigunk. Yani burada onun işbirliği yapması lazım. Anladım. Onunla gidecek şey dairesine, ayın monemelde amt, yani kayıt yapılan daireye gidecek ve orada nüfus kaydını veyahut da ikamet kaydını oraya yapmış olacak. Onun için tabii eskiden kendiliğinden gidiyordun, oturuyordun, sıra bekliyordun falan da, ama şimdi o sıra bekleme falan kalktı. Uzun uzadıya telefonla randevu alacaksın, ondan sonra birkaç gün aradan zaman geçecek, ondan sonra gideceksin orada sıranın geleceği saatleri bekleyeceksin, seni bir yere gösterecekler. Yani artık böyle istediğin gibi, istediğin saatte, bu pandemi döneminde özellikle bazı şeyleri yapmak zor. Peki bütün bunların arkasındaki yatan, bu kanunların hazırlanmasındaki yatan sebep ne? Gelt ve şekezes olabilir mi? Mesela bir tanesi o olabilir mi? Bir tanesi bu olabilir. İkincisi, devlet kimin nerede oturduğunu iyi bilmek istiyor. Şimdi bazı vatandaşlar var. Şimdi burada Alman vatandaşı olan Türk kökenli vatandaşlarımıza gelmek istiyorum. Şimdi Türk ve Alman pasaportu olan Türk vatandaşları Almanya'da yaşamadıkları süreci içerisinde burada kayıtlı olmak zorunda değiller. Çünkü herhangi bir Alman vatandaşı istediği ülkede yaşayabilir. Yalnız 6 ay süresi içerisinde bunu bildirmek zorunda. Yani eğer 6 aydan fazla yurt dışında kalacaksa, o zaman vergi mükellef olmak şeyinden de çıkıyor. Yani mutlaka giderken kaydını sildirmesi gerekiyor. Çünkü Almanya'da ikamet etmiyor. Artık. Bunun faydası da var, zararı da var. Faydası şu: giderken GETS'i diye adlandırdığımız televizyon, radyo vergisinde muaf olabiliyorsunuz. Yani 5 lira ödemeyecek. Hayır, 17 euro aylık. Öyle mi? 17 lira, pardon. Evet. Evet. Bunu ödemek zorunda değil. Ki bunu da doğru adrese yazmak lazım. Bazı vatandaşlarımız diyor ki ben Türkiye'de yaşıyorum, bunu ödemek zorunda değilim de. Bu da çok yanlış bir şey. Bilgi kirliliği. Almanya'da ikameti olan herkese anında 2 hafta sonra Köln'deki radyo ve televizyon kurumundan mektup gelir. Ve televizyon, radyo ücreti, vergisi kendisinden istenilir. Ha, yurt dışına gittiği için de ne zaman Almanya'ya tekrar dönülse yine 3 ay içerisinde kaydını yaptırmak zorundadır. Diğer bir hususta örneğin turistler buraya geliyorlar. Evet. Her turistin kaldığı otelde ikametgahı yapılıyor. Bunun çoğu insan farkında değil. Ben bugün yine araştırma yaptım. Alman Oteller Birliği'nden bir açıklama vardı. Yani siz gerek maille, diğer gerek yollarla bir otelde konaklamak isterseniz size orada bir kağıt imzalatıyorlar. İşte adınız, soyadınız, doğum tarihiniz falan yazılıyor. 3 gün kalırsanız, yani o 3 gün içerisinde de siz orada ikamet etmiş olarak görüküyorsunuz. Hı hı. Anladım. Bu şekilde o ikamet orada gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu korona döneminde siz aslında bu şeyleri çok yaşadınız. Sizinle bir başka programda aslında korona dönemindeki halkımızın nasıl etkilendiğini falan, onları konuşmak istiyorum. Ama bugün tamamen parasal yönündeyiz için. Bu bilgi paylaşımı denilen bir konu var. Halkımızın bu konudaki tavrı nedir, bilgisi nedir, durumu nedir? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ne açıklamak istersiniz? Bir de onu sorayım size. Çünkü şimdi bu soru şey mi? Yani açık bir soru. Otomatik bilgi transfer anlaşmasını mesela, mı kastettiniz? Evet, onu kastettim. Nasıl nasıl aldı şimdi, Türkiye 2014 yılında 160 ülkenin de katıldığı bir anlaşmayı imza attı. Evet. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, biliyorsunuz, OECD vasıtasıyla bir anlaşma vardı. Türkiye bu anlaşmaya 2017 yılında resmen taraf oldu.
Şimdi 2001 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre 31 Aralık 2020 tarihinde bu anlaşma yürürlüğe giriyor. Buna göre bu anlaşmaya göre Federal Almanya Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Almanya'da resmi olarak yaşayan vatandaşların banka hesaplarını, gelirlerini, buna benzer diğer şeyleri öğrenme faizleri falan öğrenme hakkını elde ediyor. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu altyapısını, teknik altyapısını tamamladıktan sonra bu bilgileri devlet kanalıyla alacak. Hı hı. Evet. Ve bunu benim öğrendiğim kadarıyla bir yıl geriye dönük olarak alma hakkı var. 10 yıl falan değil. Bazı şeylerde 10 yıl, 5 yıl falan diyorlar. Bu doğru değil. Bir yıl geriye dönük alacak. Yalnız burada bir şey daha var. Çok önemli. Vatandaşlarımızın gayrimenkulleri, evleri, arsaları, şunları, bunları bu gelirler içerisine girmiyor. Sadece burada hesap özetleri, faiz, kar payı ve satış karları gibi bunlar söz konusu. Otomatik bilgi paylaşımı dediğimiz gibi 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Tabii bu buradan Alman devletinin çok büyük bir geliri olacak. Buna göre, bu anlaşmaya göre bankada hesabı olanların adı, soyadı, ikamet adresi, ikametgahın nerede bulunduğu, vergi numaraları, TC numaraları falan, bunlar bu gelirleri Alman devleti elde etmiş olacak. Ve bu gelirlerden de buradaki yaşayan vatandaşlardan para isteyecek. Yani diyecek ki sen şimdi Almanya'da yaşıyorsun, Frankfurt'ta yaşıyorsun ama Türkiye'de Ziraat Bankası'nda şu kadar gelirim var. Bu gelirleri burada vergilendirmek zorundasın diyecek. Bunlar Türk vatandaşlarına söylenecek olan şeyler. Evet. Çünkü Türkiye'de herhangi bir yabancının gelip borsada para yatırması halinde, mesela borsada oynuyorlar, özellikle kurumsal oyuncular, fonlar geliyorlar Türkiye'den, gayrimenkul alıyorlar, onları kiraya veriyorlar. Verdikleri kirayı, mesela aldıkları kirayı vergilendirmeden alıp tekrar kendi memleketlerine götürebiliyorlar. Böyle bir kanunlar var. Niçin böyle kanunlar çıkartılmış bilmiyoruz ama Türkiye onlardan vergi almıyor ama mesela bir Mehmet Ağa Frankfurt'tan kalkıyor gidiyor, kendi köyünde işte evleri var, barkları var, ona kiraya verdi, buna kiraya verdi. 3-5 bin TL onun oradan kira gelir oluyor. Şimdi bu arkadaş bu parayı Türkiye'de değil de hem Türkiye'de vergi, çifte vergilendirmeden dolayı hem Türkiye'de vergilendirecek hem getirecek, burada vergilendirecek. Buraya da söylemek zorunda olacak. Ama doğru. Diğer oyuncular, büyük oyuncular borsada kazandıkları parayı bile Türkiye'de vergilendirmeden alıp yurt dışına götürebiliyorlar. Şimdi bunlarla, böyle bir durumla karşılaştığım zaman soruyorum kendi kendime. Acaba Mehmet Ağa'nın aleyhine mi bir kanun çıktı? Yoksa büyük oyuncuların parasına mı gözlerini diktiler de bu kanunları çıkarttılar? Sizin bu konuda bir şeyiniz var mı? Önünüze gelmiş bir hesap, böyle bir tahmin ya da bir yorum var mı? Şimdi Almanlar akıllı insanlar. Böyle bir anlaşma veya yasa çıkarmadan önce bunun altyapısını yaparlar. Uzun bir dönem içerisinde etüdünü yaparlar, araştırmalarını çok iyi yaparlar ve bunu mümkün mertebe bilimsel olarak da yaptırırlar. Üniversitelere veyahut da değişik bilimsel kuruluşları, ticari, ekonomi alanda Almanya'da ünlü kuruluşlar vardır biliyorsunuz. Evet. Bunlar araştırmalarını yaparlar. Ve buradan gelebilecek aşağı yukarı geliri iyi hesaplatırlar. Eğer gelecek olan gelirler almaya değmezse bundan vazgeçirler. Benim gördüğüm kadarıyla Almanya burada zamanında Dresdner Bank'taki, Merkez Bankası'ndaki o sizin bildiğiniz olaylarda çok büyük çapta biliyorsunuz vergi aldı. Hatta ne dediler o zamanlar, kendi kendinizi ihbar edin diye binlerce, on binlerce vatandaşımız kendileri ihbar ettiler ve çok yüklü bir şekilde Alman maliyesine vergi ödemek zorunda kaldılar. Evet. Şimdi aynı şeyi burada da yapacaklarını tahmin ediyorum ben. Çünkü
Şimdiye kadar böyle bir otomatik bilgi akışı yoktu. İsterse Alman devleti herhangi şüpheli bir durumlarda resmi yollardan adli yardım çerçevesi içerisinde bir vatandaşın, Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız hakkında bilgi isteyebiliyordu. Fakat şimdi bu anlaşmaya göre Türkiye bu bilgileri vermek zorunda kalacak. Onun için tehlike orada. Örneğin burada sosyal yardımla geçinen bir vatandaşımız, hasbiye alan veyahut da ne bileyim sosyal kitaplardaki sosyal yardımları alan insanlarımız, onların durumları pek iyi gözükmüyor. Çünkü diyelim ki bayağı bankada bir parası olan vatandaşımıza karşısına bunu çıkartacaklar. Sırf buradan vergi almayacak. Aynı zamanda cezai işlem de olabilir. Yani onun için çok dikkatli olmak lazım. Şimdi geçenlerde Federal Meclis'te FDP milletvekillerinden Markus Herbrand ve arkadaşları bir soru önergesi verdiler. Bu soru önergesini zannedersem 5. ayın 27'sinde vermişlerdi. Federal hükümet de bu şeye yazılı bir cevap verdi. Türkiye ile 2018 yılından itibaren ortak raporlama standartlarına göre finansal hesap bilgilerinin değişimine katılmayı prensip olarak taahhüt etmiştir dedi. Yalnız federal hükümetin görüşüne göre Türkiye 2020 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti ile bilgi değişimini başlamak için gerekli bütün hazırlıkları yapıyor. Ancak Türkiye'nin teknik nedenlerden dolayı buna hazır olmadığını belirtiyor. Yani Almanya diyor ki biz altyapımızı yaptık, siz de yapın diyor. Fakat Türkiye henüz bu konuda daha hazır olmadığını belirtiyor. Daha bitmemiş yani altyapısı. Daha bitmemiş çünkü bütün kolay bir iş değil, bayağı bir zor bir iş. Evet. Alman hükümeti de bilgi değişimi uygulanmasının önümüzdeki teknik engellerin Türkiye tarafından 2020 yılının sonuna kadar aşılacağını tahmin ediyor. Ama ben şahsen böyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorum. Belki de ileri sarkabilir. Ama şu andaki resmi duyum 31 Aralık 2020. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımızın bu bölümünde biraz sonra ara vermek zorundayız. Reklam arasına girmek zorundayız. Onun için böyle birden müdahale ettim. Bağışlayın. Bundan sonraki yayınımızda birlikte bunları başından sonuna, enine boyuna konuşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şeref verdiniz efendim. Rica ederim. Bir yayın arası veriyoruz efendim. Bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Kanal Avrupa ekranlarında Türkiye'mizin genel olarak bir büyük kesimin tanımış olduğu avukatımız, iktisatçımız, siyaset adamımız Rubin Gökdemir Bey ile buluşuyoruz. Skype ile onunla birebir bağlantı kuruldu. Şimdi onunla stüdyoda karşı karşıyayız. Rubin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim. Bütün konuklarınızın, seyircilerinizin iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Stüdyoda Şener Bey var. Sizin hemşehriniz zaten. Onsuz olmuyor programımız. Çok selamlar. İyi akşamlar Rubin Bey. Çok memnun oldum. Eyvallah. Sağ ol, teşekkürler. Sizden rica ettik efendim. Bu bilgi değişimi konusunda Türkiye ile Almanya arasında, Avrupa Birliği arasında, dünya devletler arasında bir şeyler oluyor. Herkes bu konuda uzman ama tabii bu bir hukuk meselesi. Siz bu konuda bugün bize ne söylersiniz? Abdullah Beyciğim, yani çok açıklıkla söylemem lazım ki ben böyle derinlemesine bu konunun uzmanı sayılmam ama genel bir hukukçu olarak. Hukukçu olarak. Bir vergi mevzuatını, Türk hukuk mevzuatını, Türk vergi mevzuatını bilen birisi olarak burada bir şeyler söylemem lazım. Malumunuz olduğu üzere bu globalleşme dediğimiz süreçle birlikte iktisadi faaliyetlerin, sermaye hareketlerinin
sınır aşan nitelikleri sebebiyle bu faaliyetlerin, bu sermayelerin, kar paylarının, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi problemi yaklaşık işte bu küreselleşme süreciyle birlikte dünya ülkelerinin gündemine girdi. Ben de bu konuyla muttal olmam yine bir gurbetçi arkadaşımızın şahsi bir problemi sebebiyle araması vesilesiyle ben bu konudan haberdar oldum. Sonra bakınca araştırdım ki bizimle ilgili olarak Türkiye ve Almanya arasındaki veri paylaşımı ile ilgili 18 Şubat 2020'de Avrupa Birliği Maliye Bakanları Brüksel'de bir toplantı yaparak Türkiye'ye, Türk tarafına 2021 yılının yani birinci ayın birinci gününe kadar ek süre vererek hem Almanya'da çalışan hem Alman çifte vatandaşlık Alman hukukuna göre yok bildiğim kadarıyla ama evet. Hollanda, Belçika gibi ülkelerle de bulunan vatandaşlarımızın evet. verilerinin kendileriyle paylaşılması için Türk hükümetinden bir taahhüt almışlar. Zannediyorum bu bilgilere benden daha fazla sizler muttalisinizdir. Çünkü sizi doğrudan ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren tarafı ise Türkiye'nin daha önce 2-3 yıl boyunca bu taahhütlerde bulunmuş olması, bu anlaşmayı imzalamış olması, imzaladığı anlaşmada banka ve finansal bilgilerin otomatik paylaşımı anlaşması. Zannediyorum yine daha önceki ben bölümlerinizi seyredemedim. Daha önceki konuklarınızın neler anlattığını da bilemiyorum ama anlaşmanın adı bu. Yine basına yansıyan haberlere göre sadece Alman hükümeti 2021 yılının birinci ayın birinci gününde yürürlüğe girecek, uzatılmış süreler sonrasında yürürlüğe girecek bu anlaşma gereği 10 milyar euroluk bir ek gelir elde etmeyi umuyorlarmış. Alman maliyesinin hedefleri arasında bir 10 milyar euroluk bir ilave vergi artışı olacağı anlaşılıyor. Burada bizi ilgilendiren tarafı Türk hükümeti eğer bu bilgi ve veri paylaşımına dahil olmazsa gri listeye alınması gibi bir tehlike varmış, bir risk varmış. Bu Alman şeyde Avrupa kamuoyunda zannediyorum sizin de bildiğiniz veya vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarının veya soydaşlarımızın bildiği bir husus olsa gerektir. Şimdi efendim siz buradaki halkımızın bütün bunları geniş geniş bir kaynaklardan öğrendiğini, efendim devletin bu konuyla yıllardan beri bilgilendirmek için vatandaşlarımızın üzerinde televizyonda, radyoda, basılı gazetelerde, diğer yayınlarda, internette vesaire gibi çok bir faaliyeti olduğunu belki zannediyorum. Zannediyorsunuz veya böyle bir beklenti içerisindesiniz. Ben ekonomiye çok meraklı bir insanım. Ekonominin içerisindeyim aslında ama ben böyle hep kulaktan dolma başka arkadaşların söylediklerinden hangi kanunun nereye doğru gittiğini ama Almanya'daki kanunlara baktığım zaman da istikametin nereye doğru geliştiğini çok iyi takip ediyorum. Ama bunu Alman tarafından görüyoruz. Almanya tarafından görüyoruz. Türkiye tarafından ben şahsen belki çok az araştırma yapmış gibi kendimi suçlu hissediyorum. Ama bir tek ben değil. Kiminle konuştuysak herkes aynı şekilde bilgi alamadığını söylüyor. Şimdi hiç alakasız insanların çıkıp yani hiç yetkisi olmayan insanların demeçler verdiğini görüyoruz. Geçenlerde bir gazeteci arkadaşımız bir WhatsApp grubunda gazetesinde çıkan bir yazıyı paylaştı. Ben de döndüm dedim ki arkadaş siz böyle bir şey paylaşıyorsunuz ama bu paylaşımını yaptığınız kişinin böyle bir yetkisi var mı? Yarın bunun dediği çıkmaz biz de gider bu adamın yakasından tutarsak yahu siz de inanmasaydınız derse biz ne yaparız onun yani böyle bir şeyimiz oldu. Kısacası şu hiç yetkili olmayan ağızlardan çok şeyleri duyuyoruz ama yetkili ağızlardan
ben yürek ferahlatan veyahut da işte halkı bilgilendiren hiçbir açıklamanın geldiğine vakıf değilim. Böyle bir fırsatım olmadı. Olanlar varsa ben dört kulak yani can kulağımla dinlemeye hazırım. Varsa bir sürü yazı bir günde 100, 200, 300 sayfa okumaya da hazırım yani. Çünkü zaten ben her gün birkaç sayfa bir şeyler okumak mecburiyetinde olan bir insanım. Yoksa hayatım bundan, hayat benim için zor olur. Şimdi dolayısıyla bizden böyle bir beklentiniz olmasın. Bizim böyle bir, ben böyle bir şey duymadıysam benim gibi birçok insanlar da duymamıştır. Onun için rahatlıkla siz hukukçu olarak, efendim hukukçu olarak elde ettiğiniz bilgileri bizimle paylaşın. Biz sizin bize vereceğiniz bilgilerin ışığı altında yarına kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Onu konuşmak istiyoruz. Buyurun şimdi efendim. O zaman Abdullah Beyciğim çok teşekkür ederim. Ben size o zaman biraz daha acıklı hikayeler anlatmam lazım. Tamam efendim şimdi, biz hazırız. Şimdi esas itibariyle evet. Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklere, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri muhakkak yerine getirmesi lazım. Evet efendim. Ve esas itibariyle de verginin kazanç nerede elde edilirse edilsin, çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşmalarında olduğu gibi bir biçimde elde edilen gelirin o ülke vatandaşları tarafından vergiye konu edilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu anlamda size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bizim 2006 yılında yenilenmiş kurumlar vergisi kanunumuz var. Kurumlar vergisi kanunumuz 2006 yılının birinci ayının birinci gününde yürürlüğe girmiş. Bu kanunun 30. maddesinin 7. bendine göre, fıkrasına göre, özür dilerim, fıkrasına göre yurt dışında Türk vatandaşlarının vergi cenneti dediğimiz Cayman Adaları, Şeysel Adaları, Man Adası, Trinidad, Tobago, Samoa gibi, Virgin Adaları, Fiji Adaları gibi, Panama Adaları, Şeyseller gibi adalarda Türk vatandaşlarının kurduğu şirketler var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak biz bu kanunla da demişiz ki eğer bu ülkelerde, bu vergi cenneti sayılan ülkelerde yaptıkları işlemlerin vergiye tabi olup olmaması bakımından bilgi paylaşımı yapılmak suretiyle eğer hiçbir biçimde vergiye tabi olacak, Türk mevzuatına göre bile vergiye tabi olması gereken işlemleri karşılıklı olarak mukayese ederek vergilendirme yapabilmemiz için Türk hükümetinin bu maddeye göre, saydığım bu maddeye göre o gün itibariyle Bakanlar Kurulu bugün itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından bu vergi cenneti ülkelerin, adaların listesinin yayınlanması gerekir ki bu madde yürürlüğe girsin. Bu maddenin yürürlüğe girmesi de şu demek, Türkiye'den çıkan paraların %30 oranında vergiye tabi olmasını gerektirir. Abdullah Bey, şimdi Almanya'daki arkadaşlarımızın, soydaşlarımızın problemlerine gelmeden önce bak evet. Burada 15 yıllık ihmal edilen bir problemi anlatacağım size. Anlattığım problem şu, sadece Cumhurbaşkanı bugün itibariyle, 3 sene önce Bakanlar Kurulu'ydu bu, Cumhurbaşkanı tarafından OECD'nin kabul ettiği, yani bizim gri listeye girip girmememizi ilgilendiren vergi cenneti dediğimiz adaların listesini yayınlamış olsak, Sayın Cumhurbaşkanı yayınlamış olsa, Türk maliyesi o bu ülkelere, bu vergi cennetlerine yapılan transferlerden %30 üzerinden vergi alabilecek. Bu liste yayınlanmadığı için Türk hükümeti bu vergilerden mahrum olur. Bir kaynağa göre de bu adalarda toplanan para miktarı 22 trilyon dolar civarında.
Bu ama Türkiye'nin parası değil sadece. Değil değil. Dünyadaki yani dünyadaki gayri safi milli hasılat 88 trilyon dolardır. Yani bütün dünyanın milli geliri 88 trilyon dolardır. Evet. Yaklaşık ifade edilir ki bu vergi cenneti diye sayılan adalar ve ülkelerdeki toplam iktisadi hacim büyüklük 22 trilyon dolar civarındadır. Yani dörtte biri. Türkiye'den buralara giden paranın da yaklaşık 200-300 milyar dolar olduğu söylenir. Bunlar tabii 200-300 milyar dolar. 200-300 milyar dolar. Bunları niye anlatıyorum? Bunları şunun için anlatıyorum. Biz Türk maliyesinin vergi kayıplarını gözetirken 15 yıldır gözetmemiz gerekirken 15 yıldır bu listeleri Bakanlar Kurulu veya bugün itibariyle Cumhurbaşkanı yayınlamadığı için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37. maddesini devreye sokup uygulayamıyoruz. Ona rağmen Almanya'daki nüfusumuz şu an nedir? 4 milyon mudur bilmiyorum. Bu 4 milyon vatandaşımızın Türkiye'deki bankalardaki, vergi dairelerindeki veya tapu kayıtlarındaki veya finansal kuruluşlardaki veya borsalardaki vatandaşlarımızın bilgilerini Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerle paylaşmayı taahhüt etmişiz. Bunu da 2021 yılının birinci ayın birinci gününden itibaren işletmeye başlayacağımız anlaşılıyor. Çünkü bu haberi Türk makamlarından duymuyoruz. Alman makamları, Alman maliyesi bunu böyle ilan etti. Evet. Herhalde bunu biliyorsunuz. Evet, ondan biliyorsunuz. Herhalde evet. Bunu biliyorsunuz. Evet. Bu hükme göre Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı ilave vergi yükümlüsü olarak eğer pişmanlık hükümlerinden faydalanırlarsa geçmişe doğru 5 yıl, eğer pişmanlık hükümlerinden faydalanmazlarsa geçmişe doğru 10 yıl boyunca vergi ve cezalara muhatap olacaklar. Türkiye'den alınan bilgiler doğrultusunda gelirlerini eksik beyan edenler veya hiçbir gelire sahip olmadığı bildirimiyle sosyal yardım alan Türkler, Alman hükümetinden sosyal yardım alan Türkler hem bu yardımları kesilebileceği gibi ceza soruşturmalarına muhatap olacaklar. Abdullah Bey lütfen dikkat duyurun. Oradaki 4 milyon vatandaşımızı bu bilgi paylaşımıyla Alman hükümetinin hem vergi yükümlülüğü bakımından hem ceza soruşturmaları bakımından önlerine kolayca atarken kendi milli kanunumuzdaki yani kurumlar vergisi kanunun 37. maddesini işletebilmek için vergi cenneti olan adaların ve ülkelerin listesini yayınlanmaktan 15 yıldır imtina ediyoruz. Burada söylemeye çalıştığım şu, biz kendi Türk maliyesinin menfaatlerini korumak noktasında bu kadar ihmal içinde bulunurken Almanya'da bulunan vatandaşlarımızı Alman hükümetine onlarla ilgili her türlü bilgiyi, veriyi, finansal bilgiyi, borsa bilgisini, gayrimenkul bilgisini, kira geliri bilgisini, Türkiye'de ne tür mal varlığına sahip olup olmadığı bilgisini Almanya'daki vergi beyannamelerine bunları bildirip bildirmediler diye Alman maliyesi kontrol edebilsin diye sınırsız bir şekilde bu bilgileri vereceğimiz anlaşılıyor. Burada bizim vatandaşlarımızın oturup bir düşünmesi lazım. Türk maliyesi kendi haklarını korurken Alman maliyesi. Evet. 15 yıl savsaklarken belli ki 4 milyon vatandaşımızın her türlü bilgisi Almanların emrine amade kılınarak veya Hollanda'nın veya Belçika'nın veya Fransa'nın bunlara bilgi paylaşımına açılmak suretiyle
Türk vatandaşlarının Alman hükümetinin beklentisine göre 10 milyar euroluk bir ilave gelir elde etmelerine yol açmaları bir tarafa, hem vergi kaçakçısı hem de sosyal yardımları hak etmeden almış olmak sebebiyle ceza soruşturmalarına muhatap olacakları görünüyor. Evet. Benim kamuoyundan ve çok kısa bir gün, yani 1-2 saat içinde yaptığım araştırmadan ve mevzuatı inceleyerek vardığım sonuç budur. Evet. Şimdi bunu da üzücü buluyorum. Evet. Ben burada sizin verdiğiniz bilgiler, bu kısa zamanda çok büyük bir neticeye varan araştırmanızın karşılığında çok müteşekkirim efendim. Ama burada bir şey vurgulamak istiyorum. Sadece sosyal yardım alan insanların bundan etkileneceği gibi bir intiba uyanıyor. Böyle bir şey değil. Aslında yapılan şey şudur. Avrupa'daki Türk'ün Türkiye'de bir gayrimenkulü varsa, bir kira geliri varsa, bu kira gelirinden dolayı işte bir dükkan almış, babadan dededen miras kalmış, belki satın bile almadı ama bir bağ var, bahçesi var, işte bir tane dükkanda miras kalmış, oradan bir kira geliri var, atıyorum işte senede 15 bin TL, 20 bin TL kira gelmiş. Onu da Ahmet'ine, Mehmet'ine, başka akrabalarıyla, hısımlarıyla bölüşmek zorunda kalmış. Şimdi ne var? Başkasının cebine gitmiş olan para. Burada soruyorlar ona, vergi beyannamesi doldururken orada bir takım maddeler var. Biz sizi beklerken o aradaki yayın arasındaki bölümde bir arkadaşımızla beraber böyle konuştuk üzerine de. Hiçbir şey yok. Orada bir vergi beyannamesinde bir çarpı koyuyorsunuz. Yani Almanya dışında başka bir geliriniz var mı? Yabancı bir ülkede banka hesabınız var mı? Üzerinde para olup olduğunu sormuyor. Hesabınız var mı diye soruyor. Siz oraya evet veya hayır dediniz ve es geçtiniz orayı. Mesela orayı. Bundan dolayı geriye dönüşlü olarak bu yapılan anlaşmalardan, 2014 yılının bilmem kaç tarihindeki yapılan bir takım şeylerden dolayı, anlaşmalardan dolayı neymiş? Gelir vergisi, ondan sonra iş yeri ruhsat vergisi vesaire veyahut da kurumlar vergisi gibi konularla Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasındaki yapılan 2014 yılındaki anlaşmadan dolayı ortaya çıkabilecek bir sürü şeylerin olduğunu söylediler. Çok taze olduğu için ben hepsini araştırma fırsatım da olmadı zaten. Ama karıştırdıkça altından bir sürü şeylerin çıktığı, boyutlarını henüz ölçemediğimiz bir şeyle vukuatla karşı karşıyayız efendim. Yani tam nereye gideceğini bilmiyoruz. Burada sadece buradan işte sosyal yardım almış falanca arkadaşın etkileneceği değil, aslında hali vakti yerinde olan, burada günlük yaşantısını en iyi standartlarda yaşayan insanlar, gelir düzeyi yerindeki olan insanlar bundan daha çok da etkilenecekler. Kolaylıkla gelecekler, ellerindeki mala haciz koyacaklar, Türkiye'deki mala haciz koyacaklar. Sen bize bunu söylemedin. Bak biz sana şimdi, bunun, bu cezanın bir şeyi yok yani, bir sınırı yok. Diyecek adam belki... Hukuken kamu makamlarına yalan beyanda bulunma, bir. Bir suç. Matrahı düşük gösterme, iki. Evet. Bunlar vergisel boyutları, üç. Sosyal yardım, sen Türkiye'deki gelirini sakladığın için sosyal yardım aldın. Efendim, bir sosyal yardım alanları hiç burada almak istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sosyal yardım alanların Türkiye'de mal varlığı varmış gibi bir intiba uyanmaması için onu kapatmak istiyorum. Esas burada hedefe ama, konulan... Ama Abdullah siz, Bey, buyurun. Abdullah Bey, sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Özür dilerim. Bu banka ve finansal bilgilerin otomatik paylaşımı anlaşması gereğince, evet, 1 Ocak'ta bu bilgiler Almanlarla veya başkalarıyla, diğer ülkeleriyle paylaşıldığı an, hiç merak etmeyin, sosyal yardım alanları da inceleyecekler. Zaten incelenecek efendim. Evet, ben de hiç tereddütünüz olmasın, onları da incelenecekler ama benim burada
konuşmamın başında vurguladığım bir çelişkinin farkında değiliz herhalde. Buyurun. 2006 yılında kanunu çıkarmışız. Ama uygulamamışız. Tek yapmamız gereken vergi cenneti ülke ve adaların listesini yayınlamak. Çünkü kanun diyor ki bu liste yayınlandığında bu madde uygulanmaya başlanır. Yani bu listeye konu ülke ve vergi cenneti adaların listesini yayınlamadığımız için bu maddeyi uygulayamıyoruz. Yani yurt dışına çıkan ve vergilendirilmemiş, bir biçimde vergilendirilmemiş sermayeyi %30 oranında vergilendirebilecek iken Türk Maliyesi bu konuyu safsaklıyor. Evet. Ama Almanya'daki 4 milyon insanımızın bütün bilgilerini cömert bir şekilde Almanların veya diğer ülkelerin incelemesine, bilgisine aktaracaklar. Evet. Bunu vatandaşımızın bilmesi lazım. Teşekkür ettim efendim. Bunu milletinin bilmesi lazım. Evet. Bunu bilhassa Almanya'daki insanlarımızın bilmesi lazım. Evet. Özellikle onların. 300-400 bin tane emeklimiz var. Türkiye'den emeklilik hak etmiş ve maaş alanların olduğunu tahmin ediyorum. Bunların bir kısmı burada yaşıyor olabilirler. Bir kısmı Türkiye'ye dönmüş olabilirler. Onların bu konuda vergisel konudan nasıl etkileneceklerini bilmiyoruz. Herhalde onlar da bundan etkilenecekler. Belki bunun... Bak onu da şöyle söyleyeyim Abdullah Beyciğim. Biliyorsunuz değişik vergi mevzuatlarında şöyle vardır. İnsanların gelirleri belli dilimlerle vergilendirilir. Belli dilimlerle evet. De oranlar belirlenir. Evet. Yani hiç etkilenmeyecek insanı bile bu dilim ve oran sebebiyle yine etkileyecek. Evet efendim. Velhasıl kelam bir ucubeyle karşı karşıyayız. Bir deprem, bir zelzele, bir vukuat var ama biz bunun enkazını şu anda henüz görmüyoruz. Henüz ortalık toz duman da olmadı. Ama yavaş yavaş biz o toz duman bulutlarının arasına girme sürecindeyiz. Bunun içerisinde halkımızın bundan nasıl sıyrılacağının çaresini ve çözümlerini aramak zorundayız. Üstadım, bizim için yaptığınız araştırmalardan dolayı size çok çok teşekkürler ediyorum. Peki ben başka... bir son bir cümleyi vurgulayayım. Buyurun efendim. Son bir cümleyi vurgulayayım. Kimse zannetmesin ki bu bilgi paylaşımı sebebiyle 2021 yılının 1 Ocağı'ndan sonraki uygulamadan bahsediyorum. 5 yıl ve 10 yıl geriye gidecek bu uygulama. Evet. Bak ne diyorum? Bu verileri, bu bilgi paylaşımıyla bu verileri Alman maliyesi eline aldı. Abdullah Yücesan'ın Türkiye'de yıllık 100 bin TL bankadan faiz veya kira geliri olduğunu bilgiden aldılar. Evet, onu alamazlar. Öyle bir şey yok. Abdullah Yücesan milyonca alacağı faiz varken dedi ki bu faiz haram. Fakir fukaranın hakkı, vallahi billahi almadım. İnan örnek yani. Veriyorum. Bir defa belki almış olduğum bir şey vardır yani. Zoraki gelmiş bir para vardır. Evet buyurun. Allah yüce sana diyecekler ki faizi kaldırın, kira geliri diye. Eğer ikrarda bulunursan bu durumu, geriye doğru 5 yıllık işlem yapacağız sana. İkrarda bulunmazsan 10 geriye 10 yıl yapacağız. Tamam. Buna vergide zaman aşımı süresi diyoruz. Belli ki Almanya'da vergide zaman aşımı süresi 10 yıl. Öyle İkrar deniyor. 5 yıl. Evet. Öyle söyleniyor ama o 10 yıl geriye dönmüyorlar. Yani onun bir kuralı var. Bu bazen 15-16 seneye ulaşabiliyor. Çünkü hangi yılın vergi beyannamesini verdiyseniz o zaman aşımını kesen hallerle ilgili. Anladım. Ne dediğinizi anladım. Zaman aşımını kesen hallerle ilgili. Evet. Ama Türk vatandaşları, soydaşlarımız bilsinler ki 1 Ocak'tan itibaren bütün bilgileri Almanların elinde olacak ve vergi beyanlarıyla, vergi oranlarıyla, matrahlarıyla, hangi geliri beyan edip etmedikleriyle evet. Muhatap olacakları gibi geriye doğru cezai işlemlere de muhatap yapılacaklar. Evet. Ben bu bilgilerde davetiniz için de hepimize teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara, bütün
yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Lütfen herkes ne tedbir alabiliyorsa canını kurtarmaya çalışsın. Çünkü hükümetimizin Almanya'daki insanlarımızı kolayca bir şekilde Almanlara teslim ettiği gibi bilgilendirme bile yapmadığını anlamış bulunuyoruz. Can başa düştü, herkes kendi canını kurtarsın. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programlarda beraber olmak ümidiyle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir mukabele. İyi akşamlar dilerim herkese. İyi akşamlar. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Tamam, hoşçakalın. İyi akşamlar. Biz pek fazla konuşamadık sizinle Şener Bey. Ama ikimizin de söyleyecek lafı, sizin söyleyeceğiniz lafı, artık vatandaşlar da söyleyeceğiniz lafı bekliyoruz. Buyurun. Son söz sizin. Teşekkür ederim. Gerçi üç konuğumuz da bu geceye damgasını vurdu diyebiliriz. Yani üçü de kendi dalının uzmanlarıydı. Tabii ki bize de söz düşmedi bir nevi ama özellikle Rubun Bey'i de şahsen tanıdığım için bir kısa süre içinde de böyle bir araştırma yapmış, sağ olsun. Buradaki biz yaşayan vatandaşlar için açıklamalar için de çok çok teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek ki 1-1-21 tarihi itibariyle Almanya'da yaşayan bütün Türk vatandaşların en ücre köşelerine kadar bilgiler Alman makamlarında olacak. Ha, benim içim rahat ama sadece benimle bitmiyor. Biz burada bütün millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı Rubin Bey'in dediği gibi son cümlesinde de herkes başının çaresine bakmaya çalışsın. Burada da hükümete bir atıfta bulunarak maalesef bizi sattı dedi. Öyle demeyelim. Ama üstüne alınan bu cümlenin alınsınlar lütfen. Biz burada sadece bir Almancı değiliz. Biz acı vatan dediğimiz Almanya'da yaşıyoruz. Lütfen gereken makamlar, gereken adımları atsınlar. Bizi yani belki de 4 milyon civarında bir burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Belki de 4 milyon değil ama en azından %20, %30'u mağdur olacağını düşünüyorum. Belki de daha fazladır. Siz bilmiyorum ama, o kadar düşünüyorsunuz. Bakın o konuşuyla. Lütfen yapmasınlar. Bunu bir daha var zamanımız. Vergi beyannamesini doldururken bir nokta var. Orada diyor ki sizin Almanya dışında bir Ausland'da hesabınız var mı? Oraya evet diyen kaç kişi var bilmiyorum. Ama oradan itibaren başlıyor bütün her şey. Burada senin şu an orada paran olup olması önemli değil. Senin yabancı bir ülkede, Avrupa Birliği dışında bir ülkede hesabın varsa artık buradan itibaren geriye dönüşlü olarak iş başlıyor. Faiz aldın, almadın, verdin, vermedin değil yani. Şimdi olay bu. Burada şu var, sadece sanıyorlar ki yardım alanlara alakası yok. Alakası yok. Tamamen. Tamamen tersi. Yani tamamen herkes zaten kapsıyor. Zaten onu Allah vurmuş, bir de kur mu vuracak, öyle bir şey yok. Yani sosyaldan yardım alan ve işsiz zaten onlar böyle bir miktar bir şey yoktur yani. Ama yanlış insan olarak görüyoruz, yanlış o değil, o mesele o değil. Benim diyeceklerim bunlar. Yani fazla da bu konuyu da detayına da girmek istemiyorum zamanımızda olmadığı için ama inşallah bunu daha kapsamlı bir şekilde masaya yatırırız bundan inşallah. Sonraki programda ama bunlara bir zaman ayıracağız, konuşacağız efendim. Gerçekten bu konuyu da Kanal Avrupa özellikle Zeki Şahin Bey'in gündeme getirmesi, kamuoyu oluşturması için yaptığı için de çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinledikleri için, bizi izledikleri için de bütün ekran başındaki değerli vatandaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizi izlemeye, takip etmeye devam etsinler. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ettik. Başka bir programda birlikte olmak üzere. Allah'a emanetsiniz.